Bugün size orijinal MIT felsefe bölümünde yardımcı doçent olarak çalışan Julia Markowitz tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz utilitarianizm yani faydacılık. Bir soruyla başlayalım. Eylemlerimizi ahlaken doğru ya da yanlış yapan nedir? Bugün o soruya verilen çok basit ama oldukça popüler bir cevap hakkında konuşmak istiyorum. Utilitarianizm ya da faydacılık olarak bildiğimiz etiğin yani ahlak felsefesinin bir konusu. Utilitarianizm bu iş için biçilmiş kaftan ama aynı zamanda bazı çevrelerde çok ilginç endişelere de yol açıyor. Bu videoda bu endişelerin bazılarından biraz bahsedeceğim. Utilitarianizm, eylemlerin yalnızca mutluluk üretmesi halinde ahlaken izin verilebilir olduğunu savunan görüştür. Buradaki mutluluk, en az başka bir eylemin getireceği net mutluluk kadar fazla olmalıdır. Başka bir deyişle, eylemlerimizin sonucunda ne kadar fazla mutluluk ve ne kadar az ıstırap ortaya çıkıyorsa, o zaman eylemlerimiz de o kadar iyidir ve doğrudur. Doğru eylem, ıstırap ve mutluluk arasında mutluluk lehine en iyi dengeyi kuran eylemdir. Aslında, utilitarianizme göre Bundan başka bir eylem zaten ahlaken yanlıştır. Utilitarianizmin bu ilkesi mutlaktır ve herkesi kapsar. Hangi kararla ilgili olursa olsun, size ne yapmanız gerektiğini söyler ve istisna kabul etmez. Utilitarianizm çok uzun zamandır biliniyordu. Ancak şöhretini kazanması kısmen Jeremy Batman isimli İngiliz filozof sayesinde 18. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Bentham, 1789 yılında Ahlak ve Yasama İlkeleri adlı utilitarianizmin uzun bir savunmasını yaptığı eserini yayımladı ama bunun yanında siyasi ve toplumsal açıdan da çok aktif bir insandı. Savunucusu olduğu konular arasında ekonomik liberalizm, ifade özgürlüğü, kilise ve devletin birbirinden ayrılması, kadın hakları, hayvan hakları, boşanma hakkı, köleliğin kaldırılması, idam cezasının kaldırılması, fiziksel cezanın kaldırılması, hapishane reformu ve hatta homoseksüel eylemlerin suç olmaktan çıkarılması vardı. 1789 yılındayız. Dikkat edin. Bentham, şu anda birçoğu tartışmalar yaratan bu hakların ahlaki önemini o zamandan kabul etmişti. Bu konuda zamanının çok çok ötesindeydi ve bunda utilitaryanizmi benimsemesinin bir rolü olabilir. Bu da utilitaryanizmin bir ahlak teorisi olarak lehine sayılabilecek bir şeydir. Aslında utilitaryanizmin kimi yönlerine direnmek çok zor gelebilir. Utilitaryanizmin tezini iki kısımda inceleyebiliriz. Neyin değerli olduğunun teorisi ve Neyin değerli olduğu verili olduğunda doğru eylem teorisi. Öncelikle neyin değerli olduğu teorisine bakalım. Buna göre kendi başına değerli olan tek şey mutluluk ve ıstırabın yokluğudur. Para gibi başka şeylerse dolaylı olarak değerli olabilir çünkü mutluluğa ulaşmamıza yardımcı olur. İkincisi ise doğru eylem teorisi. Doğru eylem değerli olandan en çok üreten onu maksimize eden eylemdir. Ya da değerli olan kesin olarak bilinmiyorsa, en çok umulan, beklenen, değerli üreten eylemidir diyebiliriz. Eğer bu ikisini bir araya getirirseniz, yani neyin değerli olduğu teorisini ve neyin değerli olduğu verili olduğunda doğru eylem teorisini, utilitarianizmi elde edersiniz. Çok basit bir örnekle bakalım. Diyelim ki ben doktorum ve elimde çok az bulunan bir ilaçtan sadece 5 doz kaldı. Bu sırada acil bir durum oldu ve hayatta kalmak için bu ilaca ihtiyacı olan 6 tane hastam var. Ama onlardan biri mesela adı Muhtac olsun, yalnızca 5 dozun hepsini ona verirsem hayatta kalabilecek. Diğer 5 hastanın her biri tek bir dozla hayatta kalabilecek ve hastalar hakkında başka hiçbir şey bilmediğimizi varsayabiliriz. Utilitaryanizm bize ilacı beşe bölüp beş kişiyi kurtarmamızı ve muhtaç denen kişiyi ölüme terk etmemizi söyler. Neden? Çünkü beş hayat kurtarmak, bir hayat kurtarmaktan daha fazla mutluluk getirir ve daha çok ıstırabı önler. Ve bu durumda bu doğru cevap gibi görünür. Utilitaryanizmin bu iki unsurunun ayrılabilir olduğunu fark etmek önemlidir. Utilitarianizmin neyin değerli olduğu hakkındaki görüşünü kabul edip, nasıl davranmamız konusunda söylediklerini kabul etmeyebiliriz. Benzer şekilde, doğru eylemin en çok değer getiren eylem olduğu iddiasını kabul edebiliriz ve bunu değerli olan her şeyin, mutluluk ve ıstırabın yokluğu olduğunu kabul etmeden de yapabiliriz.